Kanalımıza hoş geldiniz. Koronavirüs salgını tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Dünyanın dört bir yanında vakalar da, ölümler de giderek artıyor. Fakat koronavirüs insanlığın başına bela olan ilk salgın değil. Salgınlar insanlık tarihinin ilk günlerinden bugüne kadar insanoğlunu tehdit edenler listesinde belki de birinci sırada yer alır. Tarihte öyle salgınlar var ki neredeyse savaşlardan daha fazla can almış ve nesilleri yok etmiş. İşte bu videomuzda sizler için tarihte bilinen en büyük salgınları mercek tutacağız. Antoninus vebası. Milattan sonra 165 yılında başlayan bu vebanın ilk çıkışı seferden dönen Roma askerleriyle başladı. Kısa zamanda büyük bir salgına dönüşen vebadan dolayı 5 milyon insan hayatını kaybetti. Çiçek ve kızamık tipi bilinen ilk salgın olan bu vebada Roma İmparatoru Lucius Verus da hayatını kaybetmişti. Justinus veba salgını. O dönemlerde Bizans'ın başkenti olan Konstantinopolis, şimdiki adıyla İstanbul topraklarında ortaya çıkan bu ölümcül vebada tarihe damgasını vuran salgınlar listesinde yer alıyor. Salgın, İstanbul'un yanında o dönem Sasan İmparatorluğu'na ait olan Akdeniz'de liman şehirlerinde etkilemiştir. Salgında 30 ila 50 milyon insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Japonya çiçek salgını. Hakkında pek bilgi bulunmayan Japon çiçek hastalığı salgını milattan sonra 735 yılında ortaya çıktı ve yaklaşık 1 milyon insanın ölümüne yol açtı. Bu salgın tarihte bilinen 3. büyük salgındır. Kara veba. Ve gelelim dünyayı kasıp kavuran kara vebaya. Bu salgın diğerlerine hiç benzemiyor. Tarihteki en acı ve en ağır tabloların yaşandığı salgın. Kimilerine göre Çin'de başladı. Kimilerine göre Mezopotamya'da. Fakat en çok kayıp Avrupa'da oldu. Düşünün, Avrupa nüfusunun 3'te 2'si yok oldu. Sokaklar cesetlerle doldu taştı. Salgının nedeni olarak pire veya fareler gösteriliyor. Fakat tam olarak nedir bilinmiyor. Salgın yıllarca sürdü ve o dönem dünya haritasını önünüze aldığınızda salgının bulaşmadığı yer neredeyse kalmamıştı. 1347 yılında başlayan büyük salgın nedeniyle dünya genelinde 200 milyon insan hayatını kaybetti. Bu rakam sadece bilinen, belki de bilinmeyen milyonlarca ölüm yaşanmıştır. Salgın Avrupa'da öyle bir etki yaratmıştı ki Fransa ve İngiltere arasında yıllardır süren savaşlara dahi ara verilmiş ve herkes bu illet ile mücadele etmeye başlamıştı. Yeni Dünya Çiçek Salgını. Variola majör virüs tipi olarak bilinen bu çiçek virüsü de salgınlar listesinde yer almasına rağmen hakkında pek bilgi yoktur. Bilinen tek şey bu salgının da 56 milyon insanın canına mal olduğuydu. İtalyan vebası. 1629 yılında başlayan bu salgın neredeyse tüm salgınlardan en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'yı kasıp kavurdu. İtalya her salgında olduğu gibi bir hayalet şehre dönüştü. Bu salgında yaklaşık 1 milyon insan hayatını kaybetti. Kolera pandemileri. Japonya, Moskova, Paris, Berlin, Londra, Kanada ve Hamburg. Kısacası dünyayı vebalardan sonra kasıp kavuran yeni bir salgın, kolera. Bu yeni tip hastalık 1800'lü yılların başından sonuna dünyayı etkisi altına almıştı. 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği salgınlardan Osmanlı Devleti de etkilenmiştir. Sarı humma hastalığı. 1700'lü yıllarda yine Avrupa'da ortaya çıkan sarı humma salgını bilin bakalım en fazla yine hangi ülke etkilemiştir? Tabii ki İtalya. Neden nedir bilinmez ama İtalya neredeyse tüm salgınların uğrak adresi olmuştur. Sarı humma hastalığı da başta İtalya olmak üzere İngiltere ve Fransa'da etkili olmuş ve yüz binlerce insanın ölümüne neden olmuştur. Rus gribi. Diğer adı Asya gribi. 1889 yılında ortaya çıkan bu grip virüsü özellikle Asya kıtasında etkili olmuştur. Fakat sadece Asya'da değil, Grönland ve Kanada'da da görüldü. Bu salgında da yaklaşık 1 milyon insan hayatını kaybetmişti. İspanyol gribi kara vebadan sonra tarihte görülmüş en büyük salgın İspanyol gribi. Dünya bir taraftan dünya savaşları ile uğraşırken bir taraftan da İspanyol gribi ile kırılıyordu. Adı İspanyol gribi olsa da bu salgının hikayesi şöyle.
ilgili. Salgın 20. yüzyılın ilk yıllarında ortaya çıktı. Bilinen ilk H1N1 tarzı virüstür. Bu virüs kısa sürede bulaşıyor ve basit bir grip hastalığı gibi etkiler gösteriyor. Kısa zamanda yayılan bu salgın sadece 18 ayda 140 milyon insanın ölümüne neden oldu. Çin'den ABD'ye, Avrupa'dan Osmanlı'ya birçok yeri etkisi altına alan bu salgın sadece İspanyol gazetelerinde haber yapılıyordu. Çünkü dünyanın neredeyse tamamı savaş halindeydi ve baskıcı yönetimler tarafından basına sansür uygulanıyordu. Sadece İspanyol basını yazdığı için bu grip İspanyol gribi olarak anıldı. İspanyol gribi ile beraber günümüze kadar sürecek olan grip salgınları farklı isimlerle dünyayı etkisi altına alacaktı. Bu silsilenin son halkası ise koronavirüs. HIV/AIDS. Bu zamana kadar gelen salgınlar ve virüslerden çok farklı bir virüs. HIV yani AIDS virüsü cinsel yolla bulaşan ve bağışıklık sistemini sıfırlayan bir virüs. HIV kana bulaştıktan sonra uzun yıllar belirti vermeyebilir ve kişi kendini iyi hissedebilir. İlk AIDS hastalığı 1981'de ABD'de ortaya çıktı. Buna rağmen HIV'in Afrika'da çıktığı varsayılıyor. Bu virüs günümüzde de halen ciddi şekilde etkisini gösteriyor. 1981 yılından bu zamana kadar yaklaşık 40 milyon insanın AIDS'ten hayatını kaybettiği biliniyor. SARS ve MERS. Bir diğer adıyla akut solunum yolu enfeksiyonu. İlk olarak 2003 yılında ortaya çıkan SARS virüsü Kov ön ismiyle bilinir. Yani koronavirüs türü virüslerin bilinen ilk versiyonu. Dünya Sağlık Örgütü SARS salgınındaki ölüm oranının %10,9 olarak açıklamıştı. SARS hastalığının ateş, öksürük ve boğaz ağrısı gibi bilindik belirtileri var. Bu yüzden bulaştığında normal bir hastalık zannedilme olasılığı yüksek. Tıpkı SARS gibi MERS hastalığı da koronavirüs ailesinden bir virüs olarak geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkmış ve 850 kişinin ölümüne neden olmuştur. Domuz gribi. Bu virüsün adı domuz gribi olmasına rağmen domuzlarla bir ilgisi yoktur. Domuzlardan türeyen virüse benzerliği nedeniyle bu isim almıştır. Virüs, influenza tipi olması nedeniyle grip virüsleri listesinde yer alıyor. 2009 yılında ortaya çıkmış ve kısa sürede dünyayı korku salmıştır. Grip nedeniyle 200 bin kişi hayatını kaybetti. Ardından çıkan aşı ve ilaçlarla ölümcül hastalıklar listesinden çıkmıştır. Covid-19. Geldik ölümcül salgınlar listesinin son halkası olan COVID-19'a. Koronavirüs tipinin son ve en ölümcül olanı COVID-19 ilk olarak Çin'de ortaya çıktı ve kısa zamanda tüm dünyaya yayıldı. Şu sıralar Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs salgınında en fazla kayıp veren ülkeler ABD, Çin ve bazı Avrupa ülkeleri yer alıyor. Avrupa'da özellikle İtalya'da hayat yine durma noktasına geldi. Henüz etkisi bilinmeyen virüs nedeniyle yüz binlerce kişi hayatını kaybetmiş durumda. Koronavirüs nedeniyle ülkeler bir dizi önlem paketi açıklayarak sokağa çıkma yasaklarından maske kullanımına kadar salgının önüne geçmeye çalışıyor. Türkiye'de de özellikle ilk vakadan bu yana Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere seferberlik ilan edildi. Bu seferberliğin en baş göstergesi ise evde kal kampanyası. Biz de buradan yeniden çağrıda bulunalım ve evde kal Türkiye sözleriyle videomuzu bitirelim. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.